Sırada Magazin 8'in bir araştırma haberi var. Bakın, Türkiye'de komedi denilince akla gelen ilk isimlerin memleketleri neresi? Cem Yılmaz'dan Ata Demirer'e, Şahan Gökbakar'dan Engin Günaydın'a, Türkiye'nin en komik isimlerinin memleketlerini Magazin 8 açıklıyor. Hayaller hayallerin üstüne. Bin bir emekle ve uğraşla geldiler bugünlerde oldukları yerlere. Zirveye tırnaklarıyla çıktılar. Çok didindiler, çok uğraştılar. İstanbul'da yaşam sürüyorlar ancak her birinin bambaşka doğduğu topraklar. Şahan Gökbakar. Özellikle iç pazarda ve yurt dışından ithal ettiğimiz ürünlerde çok önemli gelişmeler kaydettik. Ünlü komedyen 22 Ekim 1980 doğumlu. Müşteri memnuniyeti bizim için ikinci planda. Yani biz parayı kazanabiliyoruz mu, buna bakıyoruz. Öğrenim hayatına Ankara'da başlayan Şahan Gökbakar, Bilkent Üniversitesi'ni bitirdikten sonra İstanbul'a yerleşti ve oyuncu oldu. Sigorta sistemine inanmıyoruz. Çünkü İnsanın başına her an bir şey geleceği diye bir garantisi yok. Ancak ünlü komedyen ne öğrenim gördüğü Ankaralı ne de ekmeğini kazandığı İstanbullu. Şahan Gökbakar İzmirli. Dokunmak istiyorum yine eline. Alışmışım bir kere senin tenine. Ata Demirer. Küçük yaşlarda müziğe olan yeteneği keşfedildi. Sertab'ın tonundan yapıyor sana. Sen soprano musun? Altosu ise ben anladım seni. Ortaokul ve liseyi Bursa'da okudu. Ötüşü farklı mı Bursa birbirine? Farklı tabii ya. Girizgahları kurbağalı olur. Üzerine 27 şakşağını bağlar. Keser. Yıllarca hem Bursa'da hem İzmir'de piyanist şantörlük yaptı. Tavernalarda ekmeğini kazandı. Temmuz 1972 doğumlu ünlü komedyen, şarkıcılık yıllarından sonra İstanbul'a geldi. İstanbul'da şarkıcılığa devam etti. Peki bu efsane şarkıyı hatırladınız mı? Çekilin yoldan, vahşi batıdan geliyorlar. Amerikalılar eskidi bunlar, Turkish Cowboylar. Grup Vitamin'in seslendirdiği Turkish Cowboylar isimli şarkıda uzun hava kısmını Ata Demirer, sesi güzel olduğu için seslendirmişti. Vitamin'in üyesi Gökhan Semiz'le olan arkadaşlığı sayesinde komedyenliğe başladı Bursalı Ata Demirer. Bursa'nın bağrından İstanbul'a geldi, milyonları güldürdü ancak hiçbir zaman Bursa'da, doğduğu memlekette başladığı mesleğinden kopmadı. Altın saçlarını hayliye, fındır fındır yürüye, asi burniye çürüye, gel beniye, beniye. Cem Yılmaz. Erkekler çok yalan söyler. İskoç bilim adamları açıkladı diye bir de altına böyle bir küçük şey yapıyor, gaz veriyorlar. Çocuk yaşlardan itibaren karikatüre ve mizaha ilgi duydu Cem Yılmaz. Bir arada İsveç, neydi? İsviçre bilim adamları vardı. Üç açılı diş macunu, fırçası var. Bilim adamına ben ne güveneceğim lan? Erkek yalancıdır. Tespitinin mesela yalan olduğu zaten çok açık. Ben erkeğim, oradan biliyorum. 23 Nisan 1973 doğumlu Cem Yılmaz bugüne kadar 4000'den fazla sahneye çıktı. Hiç yalana ihtiyaç yok ki. Bana nasıl olsa her şey serbest. Kız çocuğu öyle değil. Bak bakayım odasında mı? Bak bakayım nereye gitti? Aman dışarı mı çıkıyor? Verin kuzenleri yanına falan filan, takip edelim. Şöyle mi yapıyor? Ne yapıyormuş falan filan. Takip. Kız da hep bunların farkında. Mekanizma çalışmaya başlıyor. Bahane, ne bileyim mazeret, çalışıyor kafa.
Nüfus cüzdanında doğum yeri İstanbul olarak yazılı ancak aslen Sivaslı. Elini vicdanına koy. Yani yakışıklı mıyım? Bence öylesin. Bilmiyorum. Sence mi? Engin Günaydın. Yo, tutuyorum ama acımıyor canı ya. Ben yıllardır bununla beslendim. Hayatı Ankara, İzmit ve İstanbul arasında geçti. Kes diyecek misiniz? Neyse. 29 Ocak 1972 doğumlu Engin Günaydın, lise yıllarından beri tiyatroya, oyunculuğa ilgi duyuyor. Aferin benim akıllı kuzum bu. Ne döverlerdi bunu? Bir de her sabah kamyon devirirdi. Hayallerini gerçekleştirmek için o da diğer oyuncular gibi İstanbul'a geldi. Ancak memleketi Tokat Erbağ. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan ateş böceği misin?